Yok mu öyle biri? Vay be, CHP'de geçmişi temiz bir adam yok. Demek ki hepsinin bila istisna geçmişleri pak değil kirli. Temiz bir geçmişe sahip adam yok. Kemal Bey de olmadığı için bulunduğu koltuğu bırakmak istemiyor. Ve bunu hiç tereddüt etmeden avızı çıktığı kadar yüksek sesle söylüyor. Diyor ki geçmişi temiz bir adam çıksa hemen bırakırım. Yani CHP'nin mevcut camiasında geçmişi temiz biri çıkıp ben o koltuğa talebim dese Kemal Bey hiçbir şeyi gözetmeden hemen o koltuktan kalkar yerini onu oturturmuş. Vallahi koltuk ağır ama söylenen söz daha bir ağır. Tabii ki kime istinaden böylesi geçmişi temiz adam arıyoruz söylemine söyledi derseniz halihazırdaki yüksek tansiyonun hedefindeki zat Ekrem İmamoğlu ki herkes onu kastediyor diyor. Şayet İmamoğluysa o zaman dur orada denilmesi gerekmez mi? Niye mi? Çünkü onu bulan, bilen, tanıyan ve getirip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı yapan kendisi. O kadar kişi varken, kalkıp Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken onu seçtiren bir sahteyi kendisi. Eğer ki kastı buysa, o zaman senin bulduğun, senin referans olduğun, senin oğlum diye yere göğe sığdıramadığın İmamoğlu'na geçmişi temiz değil diyorsan, sana denilecek söz bir aynaya bakar mısın, ayıp etmiyor musun? Olmaz mı? Yok, İmamoğlu'nu kastetmiyorum diyorsan, demek ki tüm CHP'lileri parti yönetiminden tutun da 81 il başkanı ve belediye başkanları dahil olmak üzere herkesi kastetmiş oluyorsun ki bu çok ama çok daha vahim olur. Koca bir camiaya hakaret olmaz mı? Bir de koca camiada geçmişi temiz bir tek adam yok mu yani? Ah Kemal Bey ah dün buradan sana seslenmiştim. Ülkeni, devletini, milletini ve tabii ki CHP'yi seviyorsan ne olur biraz sus. Ne olur biraz tatil yap. Ne olur kırdığın potlar, icra ettiğin skandallar, partide oluşturduğu tek adam ve vesayetçi anlayış yeterdi artık. Öylesine laflar, öylesine cümleler kuruyorsun ki akla ziyan. Psikolojik rahatsızlığın işaretleriyle ağzından çıkanı kulağın duymaz hale geldi. Oysa ki CHP'yi 100 yıldır ayakta tutan anlayışın savunucuları arasında geçmişi pak temiz, kusursuz nice insanlar var. Hasılı Kelam Kemal Bey, sizin ivedilikle CHP'nin hali hazırdaki atmosferinden ıraklaşmanız gerekir. Ve tüm hadiselere karşı da görmedim, duymadım, bilmiyorum moduna girmeniz gerekir. Mümkünse kameralara, objektiflere ve gazetecilerin bulunduğu alanlardan uzak durun. Şuna inanın ki sizin için en sağlıklı durum bu. Aksi takdirde sizin geçmişi temiz olmadıklarına ima ettiğiniz camia hakkınızda sağlık raporu talebinde bulunabilirler. Ki o zaman Eşim ve hammiyi beterin beteri bir hal alır. Bu iş Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasına benzemiyor. Bilesiniz diye dedim. CHP'deki oylama. Görünen o ki değişimcilerle statükocular fena bir çekişmenin içerisinde. Çünkü temsiliyet oranları birbirine çok yakın. Az kaldı değişimcilerin statükocuları alt etmeye. Kemal Bey biraz daha konuşursa bardak taşar gibime geliyor. Onun için de değişim isteyenlerin mevcut eforun azıcık üstüne çıkmaları gerekir. Ha gayret. Haberiniz yok muydu? Vallahi ne diyeyim şu envay kışkırtıcı karaktere sahip Ümit Özdağ'ın CHP'yi ve altılı masa üyelerini suçüstü etmede bu kadar mahir olacağını sanmıyorum. Meğer ki adam mayın tarlası gibi gizli protokolü o ifşa etti. Bizim haberimiz yok diyenlere de dün hop dedik dedi. Alayının haberi var çıkışıyla Özdağ. Haberimiz yok diyemezler. Hepsinin haberi var. Ki Akşener'e daha bir laf edici. Çünkü bizim haberimiz yok diyen ilk kişi Akşener. Özdağ ona hitaben diyor ki hele Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Vay da vay arkadaş. Ne masaymış ne protokollermiş böyle. Sahiye. Biz de buradan dillendirmiştik. Herkese saklı gizli protokoller yapıldığına göre HDP'yle ne tür bir anlaşma yapıldı. Bilen biri gelsin. Bakalım belki onu da Özdağ patlatacak. Ey faşizan siyasi fikriyatına rağmen HDP biat edici şekilde CHP tam pres destek verdi. Hem de Güneydoğu'da tabela partisi iken, kendi oylarından daha fazla oy aldı. Ne diyelim arkadaş ülke ve millet açısından verilmiş sadakamız varmış ki bunlar iktidar olmadı. Ya olsalardı maazallah. Bu da neyin zirvesi? Malum Mansur Yavaş uzun süredir suskundu. Herkes belediye başkanlığı görevine odaklanmış, ondandır deyip duruyordu. Yok o da düğmeye basmış. Meral Akşener'le bir zirve gerçekleştirmiş. Denilene göre yerel seçimlere dair stratejik planlar yapılmış. Hatta bazı isimler verilmiş İyi Parti kulvarında aday olurlarsa Ankara'da çok şey becerebilirler diye. İşte bu zirvede CHP'de bomba misali etki yapmış. Görünen o ki CHP daha çok karışacak. Bu arada Yavaş'ın yerel seçimlerde ben artık CHP'de yokum, İyi Parti'ye geçiş yaptım derse ne olur? İyi mi, kötü mü, kazançlı mı, kaybeden mi olur? Dağınık bir CHP'dense Akşener'le İyi Parti daha bir sağlıklı. Sizce? Günün sözü, Kemal Bey tavsiye türküsü, değirmenin döndü tersine. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktümür etotmal.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer